Şimdi ben neden buradayım? Neden bu gerizekalı Digimonlardayım? Ve burada ne bok arıyorum? Bu soruların cevabını hemen açıklıyorum arkadaşlar. Bu gerizekalı Digimonları aldım çünkü DRI Agent'la konuşmam lazım. Kimin DRI Agent ile konuşmam lazım? Vimon'un DRI Agent ile konuşmam lazım. Peki bunlarla ne alakası var? Çünkü 1 ve 30 aralığı Digimonlar lazımmış. Benim Digimonlarım 34-35 level olduğu için buraya gelemiyorum. Bu adam bana aptal şeyler söylüyor. O yüzden küçük Digimonlarla geldim buraya. Çünkü bunlar 5-6 level oldu şu an. Şimdi bir de ne diyecektim? Öyle yani. Bunlarla geldim. Gerçi normalde benim bu görevi önceden yapmam lazımdı. Gerçek Byakko liderini yendikten sonra yapmam lazımdı. Mirage Tower'ı geçtikten sonra yapmam lazımdı. Bayağı geç kalınmış bir görev. Özür diliyorum sizden. Belki siz de benimle aynı sorunu çekeceksiniz. Bu gerizekalı Digimonlarla buraya gelmek zorunda kalacaksınız. Ama sonuçta Vimon'u alalım bir gösterelim. Geç oldu biliyorum ama. Adamla konuşuyoruz. Paildramon'u gördün mü diyor. Ona sonsuza kadar bakıyordum ama onu asla bulamadım diyor. Eğer onu bulursan sana harika bir şey vereceğim diyor. Şimdi arkadaşlar gondolla karşıya geçiyoruz. Bal köprüsünde buluşuyoruz. Bu salak Digimonlarla şey yapmamıza gerek yok. Savaşmamıza gerek yok. Sadece adamla konuşmak için bu iki gerizekalıyı almam lazımdı. O kadar. Şimdi bal köprüsüne gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu lanet olası köprüyü hatırlıyorsunuz değil mi? Bulk Bridge. Buraya geliyoruz. Sola doğru dönüyoruz. Digimon çıkıyor. Evet, buradan ilerleyince arkadaşlar. Şurada Paildramon var. Onunla savaşacağız. Bu iyi bir uykuydu diyor. İşte kestirme yapmayı severim diyor. Yani uyumayı severim diyor. Sonra biz diyoruz ki Paildramon senden bir isteğim var. Vimon DDNA'sını bana verir misin diyor. Paildramon olmaz diyor işte. Bunun için savaşmamız gerekiyor. Eğer savaşta kaybedersen vermem diyor. Tamam o zaman sadece kazanmam gerekiyor değil mi? Evet, dene diyor. Bu kolay, pek zorlayacağını sanmıyorum. Diğer Digimonları almak zor. Mesela Renamon'u falan almak zor. Fight yapıyorum. Bir normal vuruş. Bakalım ne kadar vuracağız. Ama çok şekil lan Paildramon. Gördüğünüz gibi hayvan gibi vurdum. Ultisini kullandı. Ne biçim bir Digimon bu ya? Oha, oha, yuh. Ne kadar az vurdu. Adam nop beyler. Dağılın. Evet, nefes nefese kaldı. Şimdi yenilecek. Hızlı olduğum için bir kez daha vuruyorum. Normalde bu görevi çok erken yapmam lazımdı yani. Mirage Tower'ı geçtikten sonra da geç kaldım işte dediğim gibi. Paildramon'u yendim. Kazandım diyor. Ver lan onu bana. Tamam al abi. Adam ol şerefsiz. Adam pişman oldu. Şimdi arkadaşlar protokol rulese gidip DNA'yı veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Klon Pit'te tekrardan birlikteyiz. Klon Pit'e daha önceden bir bölüm önce nasıl gelineceğini gösterdim. Şimdi bakalım burada neler var. Burada ne var lan? Klon silahları varmış. Şurada metal eteman var. Daha iyi zırhınız olduğu zaman gelin falan diyor. Yani vermiyor. Ama oyunu sevleyebiliyoruz burada. Ben bir oyunu sevleyeyim. Evet, oyunu sevledim arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi Ice Dungeon denilen yere gitmem gerekiyor. 3 tane labirent var burada. Ice, Fire bir de Dark Digimon çıktı. Savaşalım bakalım. Fugamon. Evet, Gallantmon'un atakları fazla güçlü değil. Hiçbir skill'i de yok. O yüzden savaşırken zorlanıyor yani. Zaten amacım Gallantmon kasmak değil yani. Gallantmon iyi bir support Digimon. Yani destekliyor takımı gayet iyi. Ama bana göre değil. Takımıma ihtiyacı yok. Support olarak aklımda başka bir Digimon var. Yavaşız bir de ya.
Item'dan süper charge kullanıyorum. Fugamon tekrar saldırıyor. Öl artık. Oç. Öl. Bir bitmedin. Ya yuh be. Blast olacak şimdi bak. Bu canda blast olacak ben ha. Bir de Gallantman'ın şaşırtıcı derece evetleri fazla. Neden fazla? Bence kalkan yüzünden. ...14 oldu, halen daha skill yok. Çok sinir bozucu bir Digimon. İlerliyorum. Şurada Agumon var. Yani arkadaşlar, burayı görmemiz demek... ...Ice Dungeon'a girmemiz demek. Ice Dungeon'a gireceğiz. Arka plan korkunç. Metal sesleri falan çıkıyor. Artık... Girdik. Ice Dungeon. Savaşları geçiyorum. Savaşı göstereyim çünkü bu sahnede blast olduk. Belki görmemişsinizdir. Sakuyamon muydu? Gongo Okamanedara. Anana Okamara Bukamara. Süper bir skill ya. Ama maalesef bunu kasmayacağım yani bu halini. Evet, special hatamız fazla olduğu için skill de fazla vuruyor. Ama rakip de bize sağlam geçiriyor. Gongonu kamena ananana. Ebene bokananaza. Ne diyorum lan ben? Öldü mü? Öldü. Evet, Gallantmon hızlanma öğrendi 15 yılda. Bok gibi yani. Bütün takımı hızlandırıyor ama. Şimdi dungeonlarda bilmemiz gereken şeyler varmış. İlk olarak burası 3 katlı. Buz, ateş ve karanlık. Bilmemiz gereken başka bir şey, şurada mesela daireler var, yuvarlak yanıp sönüyor. Şimdi bunlar ışınlayıcılarmış. Maviler giriş için, kırmızılar çıkış içinmiş. Yeşiller ikisi de içinmiş. Oda içinde ışınlıyorlarmış falan. Biliyorum, deneyeceğiz yani. Mesela bak, bu ışınlamıyor bizi. Adam da aynısını diyor zaten. Biz de Pokemon'daki gibi kayıyoruz arkadaşlar. Evet, bir Numemon daha saldırdı bana. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok. Aa. Takımdaki tek geri zekalı Gallantmon arkadaşlar. Şimdi iki tane mavi ışınlayıcı var. Hangisinden gideceğiz? Sağdakinden gitmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Şurada bir karı var. Buz büyücüsüymüş. Senin gibi bir çocuğun geçmesine izin vermeyeceğim diyor. Evine git diyor. Şaka yapıyor olmalısın. Bunun için buraya gelmedim. Ben buranın kraliçesiyim. Laflarına dikkat et sürtük. Seni affetmeyeceğim. Bunun için cezalandırılacaksın. Ne? Evet. Bu sürtüğü tarafından cezalandırılıyoruz. Frigimon'u var. Tak yapacak kimse de yok ya. Mecbur böyle sade sade vuracağız abi. Çok kötü bir şey ya. Allah'tan evadimiz var biraz işte.
Hayır, ölme. Bitir işini oğlum. Aferin. Sıradaki Digimon neymiş? Bakıyoruz. Mega Seedromon. Bayağı değişik. İyi bir su skili var. O zaman ben de Metal Garurumon'u çıkartıyorum. Siz de görün, ibret alın. Sadece normal vurabiliyorum. Çünkü yeteri kadar level kasmadım. Skill'i yok. Yine de iyi vuruyorum abi, baksana. Sağlık olsun yani. Atak yapıyor. Counter'la bitir işini oğlum. Ay, az vuruyor yine de. Ya! Buz büyücüsü olmuşsun ama adam olamamışsın. Zaten kadın ama. Ha, ne küfür neden ediyorsun ki yani? Grand Wave. Yine fazla vuramadı. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Son bir Grand Wave daha yapıyor. Ya ben işini bitiriyorum. Son Digimon'u ne acaba? Mamutmon. Mamutmon'u daha önce görmüştüm ama bunun rengi farklı. Gri. Ice Shower yaptı. İşimiz bitmeye çok yakın. Normal saldırıyorum. Yine sağlam geçiyorum. Var ya, bir de hızlıyım. Rakip fazla güçlü değilmiş ya. Ama sessiz olun, biraz daha kasıp gelin yani. Ben fazla kasmadan geldim. Evet, Metal Garurumon da gitti. Şimdi Patamon Black War Greymon'u İşini bitirebilecek miyim? Diğerlerini canlandırmadan kumar oynayacağım biraz. Flame Breath yapıyorum. Bakalım tek atabilecek miyim? Tek attım. 1548 vurdu, harika ya. Ki bunu kasmak isterdim de yani. Patamon üzerindeki amacım farklı. Ama bu skill'i alacağım tabi. Buz büyücüsünü yendik arkadaşlar. Buz kraliçesi mi, büyücüsü mü ne? Yenilgiyi kabul ediyorum. Gayet iyiydin. Kurallara göre artık devam edebilirsin diyor. Kenara çekiliyor. Devam et. Başarın için dua edeceğim. Şakirt. Şimdi arkadaşlar, merdivenlerden aşağı iniyoruz. Bir sonraki kat. Ateş labirenti. Burada korkmamız gerekiyor. Neden korkmamız gerekiyor? Burada mayınlar varmış arkadaşlar. Mayınlara basınca Digimonlarımızın bir canı kalıyormuş. O yüzden can veren bir Digimonunuzun olması veya bir sürü şeyinizin olması lazım. Pot. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Bu tarafa doğru gidin. Aa, mayına bastık. Gördüğünüz gibi Digimonların bir canı kaldı. Çok boktan bir şey. Yani Patamon'un manası gidecek yani. Mana veren item de almadım. Aptallık oldu yani. Bu benim salaklığım oldu. Burası harbiden zorlayacak. Bir canlıya devam edecek kadar mal değiliz yani. Manası gidiyor adamın valla. Umarım daha basmayız. Ya yeter ama. Abi bu ne lan? A-o. Sakın ölmemeliyim, tamam mı? Ölmemeliyim. Run yapmaya çalışıyorum. Taktiğim var şu an. Bok kafalılara yeniliyoruz ya.
Black var, Greymon. Kaçamıyorum abi, vallahi kaçamıyorum. Umarım rakip benden hızlı değildir, yoksa yenildim. Item'dan Life Disk kullanıyorum arkadaşlar. Rakip benden hızlı olsaydı bütün emeklerim boşa gitmiş olacaktı. Bu Memon tekrardan saldırıyor. Şerefsiz adi. Takımın ağzına sıçtınız ya. Black var, Greymon. Adam da zaten mana az, biz adamın saldırılarını kullanacağız var ya. Ama yapacak bir şey yok yani. Black Thorn yapıyorum. Yine iyi vurduk. Numemon saldırmaya devam ediyor. O da iyi vuruyor. Black Thorn. Çok az canı kaldı, görebiliyoruz. Bir kere daha saldırıyor. Yani bütün ipneliğini kullanacak. Bitir işini hadi oğlum. Mana kalmayacak ya, of. Gerizekalıyı yendikten sonra şimdi ileride fire, yani ateş şövalyesi bizi bekliyor. Mal gibi onunla savaşmadan önce şey yapmamız gerekiyor. Digimonlarımıza can vermemiz. Patamon'da mana kalmadı gördüğünüz gibi. Yarıya indi mana. Umarım daha zorlayan yerler çıkmaz. Bir de Dark Dungeon var. Karanlık labirenti. Evet. Bir saniye bekle. Tam zamanında geldin. Hem sıkılmıştım falan diyor yani. Sıkılmış mıydın? Senin sıkılman için zamanım yok pislik. Sen sıkılmadın mı? Beni güldürme. Bugünlerde tamerler çok zayıf. Ama sen iyi gözüküyorsun. Hadi savaşalım. Ne? Sana benim Digimonlarımın gücünü göstereceğim. Ateş. Mallarla uğraşıyoruz var. Tabii mallarla uğraşıyoruz. Evet, ilk olarak Meramon var. Ateş Digimon'u. Umarım kolay yenilmeyiz. Hatta hiç yenilmeyelim. Neden yeniliyoruz ki? Evet, çok iyi vuramıyorum. Şu Gallantmon'dan kurtulmak istiyorum. Çok aptal bir Digivolve. Ya belki kasanlar vardır, iyidir de yani benim için işe yaramaz. Support olması için adamda defans falan lazım yani. Yine engelledi. Flame Lance yaptı. Tek attı, evet. Black Bar Greymon'u çıkartıyorum. Dark Fear yaptım. Ya of. Ya normal saldırdım ya. Yok böyle bir aptallık. Saldırıyor bize. Black Thorn yapıyorum. Bir kere daha yapsam yenirim herhalde bunu. Daha rakibin iki Digimon'u daha var. Daha savaşın erken dakikaları yani. Bir Black Thorn daha yapıyorum. Evet,
Meram onu yendik. Skull Meramon, yuh. Bu ne abi? Bu Digimon daha önce hatırlamıyorum bile. Çok fena vuruyor. Bunu öğrenmiş olduk. Bu da bizim gibi ateş karanlık türü bence. Bakalım ne kadar fazla vurabileceğim. Ölmüş gibi yaptı lan adam. Fake attı. Evet. Black War Greymon da sizlere ömür. Metal Gorrumon'u çıkartıyorum. Çok şekil bir Digimon. Ama ondan önce Life Disk kullanmam gerekiyor. Skull Meramon saldırıyor. Ne biçim bir tekme o ya? Lee Sin misin? Nesin? Counter! Girsin sana. Ohohoho! Atağım bu kadar yüksek olursa böyle olur işte, gerizekalı. Mavi Meramon. Yuh! Rapidash'ın Shiny'si gibi güzel. Yani bayağı şekil olmuş. Fight yapıyorum. Bu biraz zorlayabilir bence. Geri kalanı zorlamaz. Counter'ımız var. Counter'la koçum. Lütfen iyi vur. Engelleme. Güzel. Süper ya. Bu counter'a hastayım ben ya. Harikasınız abi. Harikasınız. Kotemon 37 oldu. Black War Greymon 27 oluyor. Aa adamım. Bu sefer kaybettim. İşte buharı üflemem gerekiyor falan diyor. Başka bir zaman yine yapalım diyor. Daha sonra kenara geçiyor yani. Sırada Dark Dungeon var. Karanlık labirenti var. Dikkatli ol diyor. Evet arkadaşlar. Ateş Şövalyesi'nde iniyoruz. Ananı. Şimdi evet Digimon Savaşı bittikten sonra Dark Dungeon'a iniyoruz. En zoru buymuş. Harbi zormuş. Oha. Sağ taraftaki şey şeye benziyor ya. Nasıl diyeyim yani? Vibratör. Ananı. Bu ne lan? Aa gördüm. Hayır. Yapma bunu. Buradan nasıl inebilirim ki? Lan hayır. Nereye gideceğimi bilmiyorum. 5000 bit yuh. Sanırım buldum. Evet arkadaşlar. Şerefsizin oğlu burada. Çok zordu harbiden. Yani biraz uğraştırdı. Karanlık şövalye. Demek ki buradasın bok böceği. Dark Dungeon, burası Dark Dungeon. Osco Server'ın en güçlü yeri. Ve ben de en güçlü boss'um. Karanlığın şövalyesiyim. Ben de en iyi Tamer Crash'im. Affedersin, yolumdasın. Bizim adam da egoist. Hey çocuk. Benim böyle bir programım yok. Ben diğerlerinin geçmesine izin veremem. Eğer ilerlemek istiyorsan beni yenmek zorundasın. Adam programlanmış. Bakalım bu, oha bu ne lan? Skull Satamon. Bir defa görüyorum. Şekil bir şey. Sakin abi, tamam. Direkt sıçma ağzımıza. Ya bu ne, bismillah ya. Of
Oyundan soğutuyorlar. Yemin ediyorum adamı oyundan soğutuyorlar. Ne biçim bir hayvansın? Neyse ki defansı azmış. Ayı olayı ya. Gallant Mon sizlere ömür. Şimdi Kotem Metal Gurum'unu çıkartıyorum. 3000 can. Süper ya. Vur da ben onu counterlayayım, kendine gel şerefsiz. Az vuruyor abi. Ha ha ha. Adi kadın. David Ramon, yuh. Ne biçim Digimonlar varmış abi. Dark Elemental yapıyor. Skill ne kadar vurur bilmiyorum. Ağzımıza sıçıyormuş. Savaşa devam. Engelledi. Normal vur da counterlayayım. Skill atıyor şerefsiz ya. Evet, normal vuruyorum. Skillimiz yok ki zaten abi. Bu sefer öldük sanırım. Son bir vuruş daha yapabiliriz. Yine güzeldi yani. Adamın işini bitirmeye yakınlaştık. Şimdi Life Disk ile takımı canlandıracağım. Black Bar Greymon. Life Disk olmasa var ya, bu oyun çok zor olurdu. Dark Elemental yapıyor. Bakın bize Dark'ız ama. Aynen. Zencilere saldırsa zencilere... Aa, atak yaptım ya. Bir daha zencilerle daha geçmeyeyim. Ateş, alev nefesi yapıyoruz. Flame Breath. Engelleme, oç, engelleme. Fazla vuramıyor bize ya. Ya ananın ama ananın. Cık. Sinir bozucu ipne. Sana söylemiyorum lan küfürleri, hak ettin. Geber piç. 1012 vururum işte ben böyle adama var ya. Son Digimon'u Vailamon. Bu ne lan? Dark Elemental yapıyor bu da. Şimdi ben kendime can versem ben bunun ağzını sıçarım demek ki. Çünkü bu bana bu kadar az vuruyor. Bölümde küfürlü konuştum, kusura bakmayın. Sinir ettiler adamı. Atak yapıyor, akıllı ya. Konfüs olma lan sakın. Alev nefesimiz ne kadar vuracak? Oha! Yuu! Yazıklar olsun, bir de en güçlüymüş. Geri zekalı. Sende daha önce hiç görmediğim saldırılar ve hareketler vardı diyor işte. Ve sonra kenara geçiyor. Vladimir'in bir skinine benziyor lan. Evet, şimdi git. Başaracaksın Ulu Tamer. Teşekkür ederim. Şimdi odaya giriyoruz. Çember odasındayız arkadaşlar. Vimon var. Şimdi burada ne yapıyoruz? Oyunu seviyoruz ve takımımızı helliyoruz. Çünkü hele çok ihtiyacımız var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpmedim çünkü çok gece olurdu.